Her hafta olduğu gibi bugün de Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantı yaklaşık bir saat önce sona erdi ve toplantıda en önemli gündem başlıklarından biri kuşkusuz terörle mücadele oldu. Mehmetçik hem sınırlarımızda hem de sınır ötemizde operasyonlara devam ediyor. Teröristlerle mücadele kararlı bir şekilde sürüyor. Basın ve halkla ilişkiler müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan terörle mücadele bilançosuna ilişkin açıklamadaki son rakamları izleyicilerimizle paylaşalım. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı'nda başta PKK, PYD, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerinde yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde başarıyla operasyonların icra edildiği belirtildi. Son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 1976'ya, 24 Temmuz 2015'ten bu yana, yani Mehmetçiğin sahada operasyonların düğmesine bastığı tarihten bu yana ise 39.319 terörist etkisiz hale getirilmiş durumda. 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör örgütlerine, terör unsurlarına yönelik yapılan operasyonlara ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı bilgi verdi. Üst düzey teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara ve sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef başarıyla imha edilmiştir ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadelerine yer verildi. Açıklamada yine 29 Kasım tarihinde yapılan Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesindeki bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 teröristin SİHA atışı ve mütakiben icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınır ötesinde Suriye'de terörle mücadele yine kesintisiz bir şekilde sürüyor. Taciz ve saldırıları da teröristlerin devam ediyor. Bu konuya ilişkin de 1 Ocak'tan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 461 taciz ve saldırının gerçekleştiğinde ve misliyle verilen karşılık sonucunda 31'i son bir haftada olmak üzere 1408 teröristin etkisiz hale getirildiği yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Hemen hudut güvenliğine ilişkin de bilgileri izleyicilerimizle paylaşalım. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 222 şahsın yakalandığı belirtildi. Bu şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5'inin terörist olduğu açıklandı. Böylece yıl içerisinde hudutlarımıza yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve yakalananların sayısı 12.687'ye yükseldi. Bu şahıslardan 406'sının FETÖ mensubu olduğu ve toplamda 581 kişinin terör örgütü mensubu olarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı ve engellenenlerle ilgili sayı da paylaşıldı. Son sayı 194.154 kişinin hududu geçemeden engellendiği Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklandı. Terörle mücadelenin yanı sıra Doğu Akdeniz'de Ege'deki haklarımız noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hak ve menfaatler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de yine aynı şekilde hak ve menfaatlerini koruma amaçlı faaliyetlere devam etti. Belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkinde İsrail'e özellikle itidal çağrısının da yine yapıldığını belirtelim. İsrail'in imzalanan ateşkes mutabakatına riayet etmesi yönünde Milli Savunma Bakanlığı çağrı yaptı. Şimdilik bizim Milli Savunma Bakanlığı'na aktaracağımız başlıklar bu şekildeydi. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.